Kullanıcımız geldi. Sizinle görüşmek istiyor. Ben de onu bekliyordum. Merhaba. Önemli bir konuda yardımına ihtiyacım var. Bana gelen bilgiye göre tam 3 aydır sipariş vermemişsin ve yemek sepeti çalışanları seni geri kazanmak adına hiçbir şey yapmamışlar. Olmaz böyle bir şey. Neredeyse seni kaybediyorduk. Bu kadar süre bizden uzak kalmanın sebep kimse cezasını çekecek. Bugün hesap günü. Barış, ne yapıyorsun sen? Üç aydır kullanıcıya merhaba bile yok. Deterjan mı satıyoruz biz burada? İki tane banner yaptırt, Google'a at, tıklasınlar. Bu mu? Ya sen ne dedin? Her hafta biliyorsun bana sayfa sayfa HTML getirmeyi. Renkler, yeşiller, kırmızılar, butonlar, bu buton buraya bilmem nereye. Kullanıcıya sordun mu ne istediğini? Onur, bir gün değil, iki gün değil. Adam 3 aydır sipariş vermiyor. Ne yapıyorsunuz adama, trip mi atıyorsunuz 3 aydır gelmiyor diye? Çok yoğunsun, call center acayip yoğun, canlı yardım inanılmaz. Kendi telefonunu vereceksin gerekirse kullanıcıya. Arayacak nerede kaldı siparişim diye. Koran. ...500 restoran ekliyorsunuz her ay. Neye yarar? Adam oradan sipariş vermiyor. 500 değil 5000 ekleyeceksin demek ki. Bülent. Aşağıda senin gibi kareli gömlekli bir ton adam var. Ellerinde mokalar geziyorlar. Bizim yani böyle bir beyin gücünden uzaya asansör falan inşa etmemiz lazım. Biz ne yapıyoruz? 3 aydır adama sipariş verdiremedik. Kullanıcı tam 3 aydır sipariş vermiyor Ceren. Peki sen kendini 3 ay sonra nerede görüyorsun? 450 tane çalışanımız var ama kullanıcıya sipariş verdirmeyi başaramıyoruz. Pilates, yoga sabahtan akşama kadar gerin, esne, nereye kadar, nereye gidecek bu iş? Bu sorunu bugün burada çözelim. 3 aydır sipariş vermemenin sorumlusu hangisi ise lütfen onu seç ve hiç çekinmeden cezalandır. Sabahtan akşam analiz yapıp her yeni trendi yemek sepetine uygulamaya çalışıyoruz. Mesela yemek bile önerecektik. Hatta ben sağa sola önermeye başladım bile. İstersen Barış'a sorabilirsin. Barış, durun lütfen, durun. Barış!